Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ramazan zekatını beklemekle görevlendirdi. Gece biri geldi. Gıda maddesinden bir pençe aldı. Ben de onu yakaladım ve seni mutlaka Resulullah'a götüreceğim dedim. O da ben muhtacım, ailem vardır, çok ihtiyaç içindeyim dedi. Ben de ona acıdım ve onu serbest bıraktım. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Ebu Hureyre gece esirin ne yaptı dedi. Ben de Ya Resulallah ihtiyacının ve ailesinin olduğunu şikayet etti. Ben de ona acıdım serbest bıraktım dedim. O da sana yalan söyledi. O tekrar gelecektir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden dolayı onun geleceğini öğrendim. Ve onu gözetledim. Geldi. Bir avuç gıda maddesi aldı. Ben de seni mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim dedim. Beni bırak ben muhtacım ailem vardır. Bir daha buralara dönmem dedi. Ben de ona acıdım ve onu serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Ebu Hureyre gece esirin ne yaptı dedi. Ben de ihtiyacının ve ailesinin olduğunu şikayet etti. Ben de ona acıdım ve onu serbest bıraktım dedim. O sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir dedi. Onu üçüncü gece gözetledim. Geldi. Gıda maddesinden bir avuç almaya başladı. Ben de onu yakaladım. Seni mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğim dedim. Üç defadır böyle yapıyorsun. Bu son olsun. Hep bir daha yapmayacağını iddia ediyorsun dedim. Bana beni bırak sana öyle kelimeler öğreteyim ki yatağına çekildiğin zaman ayetel kürsiyi oku, sabaha kadar seni Allah'ın bir muhafızı korur, sabaha kadar sana şeytan yaklaşmaz dedi. Ben onu serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana esirin gece ne yaptı dedi. Ben de ya Resulallah bana Allah Teala'nın beni yararlandıracağı bazı kelimeler öğreteceğini iddia etti. Ben de onu serbest bıraktım dedim. Onlar nedir dedi. Bana yatağına çekildiğin zaman ayet el kürsiyi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumu başından sonuna kadar oku. Sabaha kadar seni Allah'ın bir bekçisi korur. Sabaha kadar sana şeytan yaklaşmaz dedi diye anlattım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi yalancıdır ama doğru söylemiş Üç gecedir kiminle karşı karşıya olduğunu biliyor musun? Ey Ebu Hureyre dedi. Ben de hayır dedim. O şeytandır dedi. Buhari rivayet etmiştir.